Meteksa'nın en önemli sistemlerinden biri de nazar. Hatırlayacaksınız, İDEF fuarı öncesindeki nazar sistemini size tanıtmıştık. Kualifikasyon testleri devam ediyordu. Şu an projeyle ilgili gelişmeler var ve Aykut Bey'e soruyoruz. Şu an nazarda ne durumdasınız? Tolga Bey, sizin de arz ettiğiniz gibi İDEF'te nazarımızı ilk defa tanıtmıştık, nazar sistemimizi. Ve tam o tanıtım sırasında da nazarın kalifikasyon testleri devam ediyordu. Bu kalifikasyon testlerimizi tamamladık. EMA, EMC ve çevre koşulu faaliyetlerimizi bitirdik. Ve şu anda deniz kuvvetlerimizde tasarım doğrulama testlerimize başladık. Bunlar fabrika kabul testi ve saha kabul testi olacak şekilde kurgulanmış vaziyette. Kısmetse Ocak 2022'de deniz kuvvetlerimize tüm eğitimleriyle beraber sistemimizi teslim edeceğiz. Tabii bu sistemimiz iki faz halinde malumlarınız üzere geliştirildi ve ilk faz tamamlandı. Bu ilk fazın ana sebeplerinden bir tanesi de gemiye takmadan önce sistemin düzgün bir şekilde kalifiye edilmesi ve doğru çalışmasıydı ve bu süreç tamamlanmış oldu. Şimdi gemi entegrasyonu, tabii eş zamanlı olarak deniz kuvvetlerimizin ihtiyaçları kapsamında biliyorsunuz TF2000 hava savunma harbi muhribimiz var. Bu muhribimizin de tasarım faaliyetleri yoğun bir şekilde devam ediyor. Yani Savunma Sanayi Başkanlığımız ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından. Burada da nazar sistemi, lazer elektronik taahhüt sistemi olarak tanımlı vaziyette. Bunun da tabii ki gemi üzeri, güvert üzeri yerleşim faaliyetlerini ne de biz tam destek sağlıyoruz. Bugün de burada Saha Expo'da bunun bir maketini tanıtıyoruz. Gemi üzerine nasıl duracak, sistemimiz nasıl konuşlandırılacak, 360 derece hem azimutta hem elevasyonda coverage sağlayabilmek adına, kapsama sağlayabilmek adına nasıl bir tasarım oldu onu gösteriyoruz. Tabii deniz kuvvetlerimizin malum başka birçok boyutta platformu var. İşte korvetlerimiz var, fırkateynlerimiz var. Şimdi yeni bir hücum bot projemiz var. Tabii nazarın kullanım konseptini de daha önce arz etmiştik. Özellikle pasif bakan elektrooptik ve infrared gözü olan güdünü mermilere karşı biliyorsunuz bu sistem geliştirildi ve bu güdünü mermiler bütün su üstü platformlarına tehdit vaziyette. O yüzden nazarın da bir kompakt versiyon içinde çalışmalarımızı bir yandan onlara da başladık. O çalışmamızı da yapıyoruz. Aynı fonksiyonları daha az dalga boyunda. Biliyorsunuz mevcut nazar şu an 5 dalga boyunda. Tüm elektromanyetik spektrumda kapsayacak şekilde tasarlandı. Ama bunu daha da kompakt hale getirerek farklı platformlarımıza da takılabilmesi için yeni bir geliştirme sürecine de başlamış olduk. Ben şimdi TF2000 maketi üzerinden sormak istiyorum. Nazar, evet. Ve burada turuncu renkle görmüş olduğumuz arka ve önde yer alan iki sistem olarak, evet, yer alacak herhalde. Tolga Bey doğru. Şimdi bu tasarım şu şekilde. Şimdi malumunuz üzere TF2000 bir hava savunma harbi muhribi ve en önemli özelliği de havadan gelecek olan tehditlere sadece platforma değil, bütün kuvvetin korunması, highway unit'in korunması açısından da çok kritik vaziyette. Biz de TF2000'in kendi öz savunması için 360 derecelik kapsamayı sağlayacak şekilde en uygun yere entegre edilmesi için bu tasarımda destek sağlamaya çalıştık. Normal şartlarda nazar sistemi kendi başına bakıldığında tek bir sistem, yaklaşık 3,5 ton ağırlığında ve ya iki insan boyunda bir yüksekliği olan 2,5 metrelik bir taban alanı olan, bir taban boyutu olan bir şey. Ancak burada gördüğünüz gibi tabii TF2000 bir muhrip ve bu büyük sistemimiz gemi üzerinde bayağı bir küçük kaldı. Burada da devasa bir gemi sistemi. Devasa bir gemi sistemi aslında. Burada küçük kaldı. Burada hem baş taraf hem de geminin kıç tarafına şu an konuşlandırıldı. Ve bu sayede 360 dereceyi havadan gelebilecek pasif, elektrooptik ve infrared güdünü mermilere karşı geminin öz savunmasını, nokta savunmasına destek olacak şekilde. Çünkü sistemimiz malumlar üzerinde gemi üzerinde biliyorsunuz Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın Advent Savaş Yönetim Sistemi var. Ve savaş yönetim sistemine tam entegre bir şekilde geliştiriliyor. Biz bu savaş yönetim sistemine entegrasyon sürecini faz 1'de yani kara sisteminde çalışmalarımıza başladık. Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızla, Araştırma Merkezi Komutanlığımızla beraber bu entegrasyon sürecini gerçekleştiriyoruz ve faz 1'i teslim ederken bu entegrasyonda aslında temel olarak tamamlamış olacağız. Böylelikle aslında TF2000'e giderken Advent entegrasyonda tamamlanmış olacak. İleride sistemin bir kara konuşlu versiyonu veya
farklı açıdan da bir talepler geliyor mu? Evet, aslında şimdi bu tip güdünü mermiler, yani kara konuşlu, elektrooptik ve kızılötesi başlı güdünü mermiler aslında yoğun bir şekilde kara hedeflerine de tehdit. Bunlara da karşı kullanılıyor. Bunların örneklerini birçok farklı yerde gördük kullanılımını. O yüzden aslında bu bizim ilk faz 1 sistemimiz, nazar kara diyoruz biz buna. Aslında bu kritik tesislerin, yani bu rafineriden tutun da bir önemli bir cephane depo komutanlığı, bir depo olabilir, efendim bir rafineri olabilir, farklı yerler olabilir. Bunların savunmasında da, yine nokta savunmasında da destek olacak şekilde. Efendim biliyorsunuz Tolga Bey, bu sistemimiz bir soft kill sistemi, bir fonksiyonel imha sistemi ve bir fiziksel imhaya alternatif değil. Bunlarla beraber entegre çalışabilecek ve bu savunma sistemine ilave bir destek olabilecek bir kuvvet çarpanı gibi geliştirilen bir sistem. Bunun biliyorsunuz şu an operasyon olarak kullanılan bir tane muadili demeyeyim de benzeri bir sistemimiz var. Amerika Birleşik Devletleri tarafından kullanılıyor biliyorsunuz Odin sistemi. Ama orada dalga boyu sayısı az. Buradaki gibi 5 dalga boyunda değil. O yüzden tabii operasyonel kullanım konseptleri de yavaş yavaş son kullanıcı tarafından geliştiriliyor, anlaşılıyor. Tabii burada deniz kuvvetlerimiz bu konuda tabii birkaç adım önde. Çünkü biz bu projeye ilk 2016'da başladığımızda ilk etapta neredeyse 1 yıla yakın yoğun bir şekilde operasyonel kullanım konsepti çalıştık. Bu güdülü mermilere karşı bunları nasıl kullanırız diye. O yüzden şu an gemiye giderken konsept oturmuş vaziyette. Kara kullanım konsepti de oturmuş vaziyette. Burada aslında yapılan birçok çalışma faz 1 ile meyvesini verdi ama sadece donanım ve yazılım değil, konsept de ortaya çıkmış oldu. Çok teşekkürler verdiğiniz bilgilere. Her görüşmemizde nazarla ilgili yeni yeni bilgiler alıyoruz. Umarım yakın zamanda hizmete giriş ve sonrasında da ihracat haberlerini de paylaşmak gerçekleşir diye düşünüyorum. Çok teşekkürler, sağ olun. Çok sağ olun Tolga Bey, eksik olmayın, çok teşekkürler.